Ha dönelim size Şenay Hanım. Şimdi mesela isim diyoruz, isim trileçe. Trileçenin farklı farklı tarifleri yok. Yani trileçe trileçedir. Ha üstüne konan şey değişir ama trileçenin evet. işte bilmem nerede revani diye geçmez ya da bilmem nerede sütlaç diye geçmez. Trileçedir ve trileçe, tri zaten üç demektir. Evet. Ve bu demek oluyor ki üç çeşit süt kullanılmaktadır. Ha bulunamayabilir, kullanılamayabilir, imkan doğrultusunda işte aramıştır, bulamamıştır ama sizin geliniz tercih ederek tek sütle yaptı. Ona da eyvallah. Evet. Fakat gel gelelim trileçe evet, gibi değildi. Azizliğine uğradı. Neyin? Yani soğut unuttuk, soğudu o yüzden çekmedi. Yoksa çok güzel yapıyor gelinim. Kaç kere yedim. Neyin azizliğine uğradı? Yani ne unuttuk neyin hatası sonucu gelininiz? Hatası benim hatam oldu. Aa. Söylemeyi unuttum. Yani şeyini soğutmadan koysun diye. O zaman diye. Kayınvalidesinin azizliğine mi uğradı? Benim azizliğime. Doğruya doğru. Geçmiş olsun. Ama yani her şey... Ama ana yemeği çok güzeldi. Bak fırın makarnası da eti de ben bugün de söyledim. Gerçekten sosuyla, pişmesiyle, her evet. şeyle çok güzeldi. Ben de ana yemeğiyle... Ve tek doğru puan da Ayfer Hanım'dan geldi. Onu evet. söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim Ayten Hanım'a. Ayfer Hanım'a da teşekkür ederim. Ayfer Hanım'a ben de teşekkür ederim söyleyeyim. Ama Hatice Hanım kendine oynadı. Yok güzelim inan öyle değil. Ben kendine öyle oynamadım. Düşünüyorum. Kendinize düşünebilirsin oynadınız. Tabii herkes istediğini düşünebilir ama ben öyle yapmadım. Çünkü daha yüksek puan verseydim daha iyi yemeklere haksızlık ay, etmiş olacaktım. Siz puan kaybetmemek için hayır, beni hayır, düşünmeye... Hayır, çok yüksek gelinimin, puanı var tabii gelinin o bir gerçek evet, yani. Evet gelinimin hakkını da yediniz. Yani yüksek puan verir. Zaten puanlar bir defa bir kereye mahsus kullanılıyor. Yani herkese aynı puan verilmiyor ki. Diyorsun ya hani diğer arkadaşlara haksızlık tamam, yapılırdı. Tamam bana göre daha önce Şenay Hanım'a biraz daha yükseğini verebilirdiniz. Kendinizi size çıkarmak için. Vermiştiniz öyle. Hatice Hanım. Nasıl yani? 6 puanı Sedef Hanım'ın gelinine mi vermiştiniz? Ben vermiştim 6 puanı. Hayır hayır 5'ini ve 6'sını kullanmıştı ya Hatice Hanım. Zannedersen 5'i size verdim. Hayır bana verdiniz. 6 verdiniz bana. 6'yı... 6 da düşük değil ki. Şimdi bana gelince niye düşük diyorsunuz? Hayır pardon. Yani. 7 verseydim diğer arkadaşlar haksızlık olur dediniz olacaktı. Bir puan. Ve hani 6 puanlıktı da dünkü yani daha mı fazla Ayfer Hanım'ın yemekleri bence, beğendiniz? Dünkü bence evet Ayfer Hanım'ın yemeği daha güzeldi bence. Ama neydi gelininizin? Zade kebabı. Zade kebabını daha mı fazla beğendiniz bonfileden? Zade sadece ana yemekle değil. Şu an ama en önemlisi ana yemek ya. Hani en çok puan ona veriliyor ya kırılıyor ya. Ben sanki o gün ana yemek yorumunuzda daha az beğenmiştiniz gibi hatırlıyorum. Benim kayınvalidem dünkü gelinin puanını kırdı ama yani hani yemek olarak çok bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ben tatmadım ama kayınvalidem damak tadına güveniyorum. Bir de birazcık hani gerginlik olmuş sanırım. Hani masada gerginlik olmuş. O da biraz etkiledi kayınvalidem. Hani ne olursa olsun sonuçta sofranıza gelmiş misafir. Vallahi benim çok üstüme gelirse ben dünkü gelin gibi yapmam. Çok üzülürüm. Bu stresle inşallah ağlamam. Bilmiyorum yani gelirlerse yapacak bir şey yok. Misafir onlar şu an hani bu benim masamdalar. Asla ters bir şey tabii ki söylemem. Yani gelmeye de çok hakları olmadığını düşünüyorum. Benim kayınvalidem hepsine yüksek puan verdi. Hepsi bütün masalara, gelinlere. Artık yani onların inisiyatifine kalmış bir durum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Sedef Hanım'a da 5 puan verdiniz gelinle. Ama şimdi yani hiç beğenmediniz. Hiç olmamış bir çorbaydı. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sedef Hanım gelinin yemeklerini hiç beğenmediniz. Oraya 5 de dün. Hiç beğenmedim. Beğenmediniz hiçbir şey. Mutlaka beğenmişimdir ki 6 puan verdim. O zaman ben dediniz. Pardon. Hayır kesinlikle. 6 puanı verdiğim pardon. Niye hazırlıyorsunuz? Diyorsun ya 6 puan verdim. Az mı dediniz az önce? O yemeklere göre ben de dedim. Size 6 ben puan verdim. Ben 6 verdim. Diğer arkadaşlar kaç verdi? Anlamadım. Ama bana niye, ben adil benim... olduğumu düşünüyorum. Ama sizin geliniz verilen 7 puanı beğenmiyor mesela. Yemeği. Hiçbir gelin sizin beğenmiyor. Hayır be, siz 4 veriyorsunuz. İnanın hiçbir gelin 7 beğenmiyor. 7 verdiğinizde bir saniye dünkü gelinimiz Ayfer Hanım'ın 7'sine ne kadar mutlu oldu Burcu? Ne demek beğenmiyor? Mutlu olmadı mı? Ama evet, daha yüksek istemez oldu. Miydi? Daha hiç öyle bir şey demedi bize. Hani... Aa 7 mi? Neyden kırdınız diye bir soru sormadı bize. Hayır ana yemeği gayet güzel. Gelinize 7 verdiler. Aa 7 mi? Falan oldu. 7'ye kızdı. Yemeklerinde bile... Hep tuzsuz olduğu halde gelinine saygı gösterdim. Yani açıkçası şey yok, ana yemeği güzel. Gelininizin hareketleri diye. Yani konuşma şekli biraz ama özür kırmış. Dilemesini de bildi benim gelinim. Ya dedim ya bir bardak kırılınca tekrar bir araya gelmiyor. Siz kırılan bardak için gelinimi mi seçtiniz? Hayır nasıl katacağım onun altına sığınmayın lütfen ya. Şey yaptınız. Gerçekten yani, onun altına hayır, sığınmayın. Size ne oldu? Kendinizi öne çıkarmak için Şenay Hanım'ın hakkını yediniz.
Bu bir gerçek. Ana yemeği lezzetliydi gerçekten. Gerçekten lezzetliydi. Hakkaniyetli davrandı. O zaman 4 ile 5'in arasında ne var? Niçin bana yükleniyorsunuz? 4 ile 5'in arasında ne fark var? İnşallah beğenecekler ya. Yani normalde evde çok, dolmalar da biraz büyük kalmış ama. Hani evde çok yapıyorum. Unuttum ben şu an neredeyim gerçekten bilmiyorum. Bir de ne koyacağım? Böreğim. Sosyete mantığım. Sıcak olması gerekiyordu. Sıcak, yani sıcakla alakalı bir şey söyleyemezler. Hepiniz, hepiniz buraya kurulmuş gelmişsiniz dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Hiç birbirimizi tanımıyoruz ki. Evet, ona ben de katılmıyorum o çiçeği eleştirdiniz, ha, masayı şimdi burayı da eleştirdik. Her masa eleştiriliyor. Çiçeğe laf ettiniz. Teşekkürler. Masadaki çiçeklere evet, laf ettiniz. Evet, olmamıştı güzelim, olmamıştı. Ama kızım onu seçti. Ben demedim bunu böyle. Ama onları seçti ki kendi zevkine ama olmamışı da olmamış diyeceğiz yani. Lazım. Çok mu kötüydü masası? Sedef Hanım'ın masası daha mı güzeldi, ona 5 verdiniz? Masaya değil de onun da bir yemeğine verdim yani. Masa sadece masayla bitmiyor ki. Beğenmişim demek ki 5 vermişim yani, ne demek? Beğendim demek ya, artık ne diyeyim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani kendinizi oynadınız. Nasıl isterseniz o şekilde düşünebilirsiniz ama ben... Yani puanlar gitmesin diye kendinizi ben, çok güzel oynadınız. Patates falan tabii, ayarlayacaksın sen. Dün 4 verdim evet ama yemeklerini beğenmemiştim. Beğenmediğim yemeğe ne vereyim başka? Sedef Hanım'ın yemeklerini beğenmedi, ona 5 verdi. Şenay Hanım'a 4 verdi. Kendi gününü oynadı. Kendini öne çıkarmak için yaptı bunu.